Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Haftanın ilk gününde Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. İlk durağımız Fransa. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nın ardından Ulusal Meclisi de fethetti. Macron, salt çoğunluğu almanın da ötesinde Ulusal Meclise rekor sayıda genç ve kadın milletvekili taşıyarak önemli bir rekora daha imza attı. Böylece meclise 424 isim ilk kez adım attı, kadın vekil sayısı ise 223'e çıktı. Bu başarının ayrıntılarını Paris'ten Arzu Çakır aktaracak. Arzu, seçim sonuçlarını konuşacağız ama az önce yaşanan bir gelişmeyle başlamak istiyoruz. Londra'dan sonra bu kez Paris kamyonetli bir saldırının hedefindeydi. Şanzelize Caddesi'nde bir kamyonet polis aracına saldırdı. Nedir son durum? Evet, saldırı bir saat kadar önce gerçekleşti. Özlem, saldırganın öldüğü o haberini öncelikle verelim. 33 yaşında polis tarafından ES fişiyle, yani terör fişiyle izlenen bir saldırgan olduğu belirlendi. Saldırı Şanzelize Caddesi'nde oldu. Dünyanın en bilinen turistik mekanlarından bir tanesi. On binlerce insanın geçtiği bir yer. Ayrıca Elize Sarayı'na da birkaç yüz metre yakınlıkta meydana geldi. Saldırı bir polis aracına bir araç gönüllü olarak girdi ve araç anında alev aldı. Alev almasının nedeni ise araçta bir tüp gaz bulunmasıydı. Son günlerde terör saldırıları Fransa'da tüp gazla yapılıyor. Zira IŞİD bu çağrıda bulunuyor elemanlarına. Bir an bulduğunuz herhangi bir yöntemle mutlaka saldırın, silah olması gerekmiyor. Bir tüp gaz, bir bıçak vesaire şeklinde talimat vermişti. Dolayısıyla bu yönde saldırılar arttı Fransa'da. Sonuçta polislere bir şey olmadı. Polisler sağ ve salim saldırıdan kurtuldular. Ancak saldırgan bir süre yerde yattı. Bilinci kapalı dendi. Fakat daha sonra öldüğü haberi geldi. Soruşturmayı Antiterör Savcılığı, Paris Antiterör Savcılığı üstlendi. Bunun da bir terör saldırısı olduğunun göstergesi. Henüz savcılık tarafından resmi açıklama yapılmadı. Ancak olayın terör bağlantısı olduğu çok açık. Zanlının da terör fişiyle izlendiği belirlendikten sonra Özlem. Maalesef terörü her yerde görüyoruz ama bu arada terörün gölgesinde genel seçimlere ev sahipliği yaptı, evet. Fransa. Macron'un bu başarısı nasıl yorumlanıyor Paris'te? Evet, seçim zaferini Macron kutlayamadan böyle bir olay meydana geldi ama çok büyük bir zafer elde etti Emmanuel Macron. Dün yapılan, pazar günü yapılan seçimlerin ardından meclisin %60'ına yakını sandalyeyi ele geçirdi diyebiliriz. Yürüyüş hareketi, Cumhuriyet'e yürüyüş hareketi, Macron'un kurduğu hareket. Bu, Macron'un reformlarını çok rahat bir şekilde yürütebileceği anlamına geliyor birincisi bu. İkincisi, çok yeni ve dinamik bir parlamento kuruldu. 400'ün üzerinde yeni milletvekili, bugüne kadar hiç parlamentoya adım atmamış yeni milletvekili meclise girdi. Mecliste kadın sayısı yükseldi, %40 oranına geldi. %39 civarında, %30'un biraz üzerinde kadın sayısı. 223 kadın sayısıyla Avrupa'nın büyük ülkeleri arasında, zannediyorum Lüksemburg hariç, mecliste kadın bulunduran, en çok kadın bulunduran ülke ünvanını da aldı Fransa. Dolayısıyla rekor üzerine rekor kuruyor. Ana muhalefet partisi, sağ parti, cumhuriyetçiler kaybetti. Bunların iktidara gelmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra genel seçimlerde de ancak 136 milletvekili çıkarabilirler. Sosyalist partilerdeki tümüyle kaybetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminden genel seçimlerde de bizim yetiştirdi. Ancak 44 milletvekili çıkarabildi. Radikal sol 27 milletvekili çıkardı. Evet, sanırım teknik bir sorun yaşıyoruz. O yüzden Arzu ile bağlantımıza son veriyoruz. Arzu Çakır hem polis aracına saldırıya hem de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un genel seçimlerdeki başarısına dair son notları aktardı bize ve Stüdyo Washington'a devam ediyoruz. Avrupa'dan sonraki durağımız Amerika olacak bu kez. Washington'u yine çok hareketli bir hafta bekliyor. Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimine müdahale ettiğine ilişkin iddialara yönelik soruşturma devam ederken Rusya, Amerika'nın Suriye'ye ait bir askeri uçağı düşürmesinin ardından Fırat'ın batısında uçan tüm koalisyon uçaklarını hedef olarak göreceğini açıkladı. Washington-Moskova hattında tansiyonun yükselmesine neden olan bu olayın ve diğer gelişmelerin ayrıntılarını Mehmet Sümer aktaracak. Mehmet, seni dinliyoruz. Özlem, bu senin söylediğin açıklama Rusya tarafının açıklamasıydı. Pentagon konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Onu hemen aktarayım. Pentagon da şunu dedi. Suriye rejimine ait Su-22 tipi bir uçağın Tapka kenti yakınlarında
koalisyon ortağı savaşçılara bombalar fırlattığı belirtildi ve Super Hornet bir Amerikan uçağı derhal buna karşılık vererek Suriye uçağını düşürdü. Bu tabii aradaki gerginliğin artmasına neden oldu. Bir kez daha Amerika ile Rusya arasındaki gerginliğin artmasına neden oldu. Çünkü Suriye tarafı da şunu söylüyor. Suriye tarafından da bir açıklama geldi. Biz DAEŞ hedeflerini bombalıyorduk. İşte bu sayede DAEŞ ile Amerika arasındaki işbirliği de bir kez daha ortaya çıktı. Bizim uçağımızı düşürdüler şeklinde bir açıklama yaptı. Amerikan güçleri ise aksine DAEŞ'e karşı mücadele veren koalisyon güçlerini, bölgedeki Suriye Özgür Ordusu, Özgür Suriye Ordusu'na da ait güçleri bombaladığı gerekçesiyle uçağın Amerikan uçakları tarafından düşürüldüğü açıklamasını yaptı. Dediğim gibi bu durum Amerika ile Rusya arasında bir gerginliğe neden oldu ve hatta iki ülke arasında daha önce, daha Obama döneminde başlayan hava operasyonlarında hatırlanacağı üzere iki ülke savaş uçaklarının Suriye hava sahası üzerinde tehlikeli şekilde yakınlaşmasını ve olası bir kazayı önlemek amacıyla bir kırmızı hat, askeri bir iletişim hattı kurulmuştu. İşte bu askeri iletişim hattının da yeniden askıya alındığı, daha önce de iki ülke arasındaki gerginlikler arttıkça özellikle Suriye konusunda bu hattın askıya alındığını, kapatıldığına şahit olmuştuk. Bu hat yeniden askıya alınmış oldu. Senin de söylediğin gibi Fırat'ın batısına eğer uçaklar, koalisyon gücü uçakları geçerlerse Rusya bunların Suriye jetleri ve kendileri tarafından hedef olarak görüleceğini söyledi. Bu da bölgede gerginliği tekrar bir kez daha, iki ülke arasında, Amerika-Rusya arasındaki gerginliği bir kez daha artırmış oldu açıkçası. Mehmet, bu arada Virginia'da Müslüman bir genç kız sahur için gittiği cami çıkışında dövülerek öldürüldü. Amerikan medyası da bu olaya geniş yer verdi. Nedir ayrıntılar? Evet, Virginia eyaletinde sahur yemeği için arkadaşlarıyla buluşan 17 yaşındaki Nabra Mahmut Hassanel isimli kız, akşam arkadaşlarıyla bir fast food restoranından yiyecek aldıktan sonra yürümekteyken yanlarına yanaşan kırmızı renkli bir arabanın şoförüyle tartışmaya başladı. Kızlardan bir kısmı yanındaki diğer arkadaşları uzaklaşmayı başardılar ancak 17 yaşındaki Nabra Mahmut Hassanel kaçmayı başaramadı. Daha sonra diğer arkadaşları polise arkadaşlarının Nasra'nın kaybolduğunu haber verdiler. Bunun üzerine de polis hemen bir saat içerisinde bölgede arama çalışmalarına başladı. Helikopterlerin de katıldığı bir arama çalışması başladı. Çünkü bölge aynı zamanda ormanlık bir alan. İlk olarak polisler Martinez Torres isimli bir şahsı yakaladı. Bölgede şüpheli bir biçimde aracıyla dolaşan bu şahıs polisin dikkatini çekti ve bu kişi gözaltına alındı. Öğleden sonra saat 3'te de maalesef cansız bedenine ulaşıldı Nabra Mahmut Hassanel'in. Polis şimdi otopsi sonucunu bekliyor. Aynı zamanda cesedin yakınlarında bir noktada bir beyzbol sopası da bulundu. Dolayısıyla dövülerek öldürülmüş olduğu şüphesi oldukça güçlü. Ayrıca polis yetkilileri bunun bir nefret suçu, yani Müslümanlara karşı işlenen bir nefret suçu olmuş olma olasılığının üzerinde de duruyorlar. Zaten tartışmanın da açıkçası söz konusu saldırganın kızlara laf atmasının, tartışmasının da kızların İslami kurallara uygun olarak giyinmiş olmasından kaynaklanıyor olduğuna dair iddialar var. Ancak tüm bunlar özellikle polisin araştırması tamamlandıktan ve resmi açıklama yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Ama dediğimiz gibi bunun Müslümanlara karşı işlenmiş bir nefret suçu olduğu ihtimalini de yetkililer göz ardı etmiyorlar. Amerikan gündemine dair ayrıntılar Mehmet Sümer'den geldi. Teşekkürler Mehmet. Şimdi tekrar Fransa'ya döneceğiz. Az önce teknik bir sorun nedeniyle Arzu Çakır'la bağlantımıza son vermek zorunda kalmıştık. Ama Arzu Çakır'ın daha anlatacakları var. O yüzden şimdi tekrar Paris'e dönüyoruz. Arzu Çakır karşımızda. Evet, biliyoruz ki anlatacağın daha çok şey var. O yüzden sözü sana bırakıyoruz Arzu. Evet, demin rakamları aktarabildik ancak 350 oy çoğunluğuyla 577 milletvekili olan parlamentoda, ulusal mecliste Emmanuel Macron zafer elde etti dedik. Ama bunun arkasında neler var? Peki Fransa toplumu bütün dünyada olup biten terör saldırıları ve sosyal problemlere karşı nasıl bir cephe aldı? Bu seçimlerde galiba asıl önemli mesaj buydu. Zira Emmanuel Macron'un ilk turda çok yüksek oy aldığı ve 470'in üzerinde milletvekili çıkaracağı ihtimalinden söz ediliyordu. Daha bir hafta geçmeden ikinci turda seçmen hemen pozisyonunu aldı ve Emmanuel Macron'a 470 milletvekilini vermedi. 120 kadar milletvekili daha aşağıya düştü. Macron'un desteği diğer partilere destek veren seçmen sandığa gitti. Ama bir şey de unutmayalım, Fransız seçmeni %58'i sandığa gitmedi. Bu da çok önemli bir rakam. Dolayısıyla
herkese ayağını denk almasını söyledi seçmen. Öbür partilerin şansının olmadığını, onları denediklerini ve bitirdiklerini dile getirdi. Bu mesajı verdi sandıkta. Macron'a ise sana bir kez şans veriyoruz, sana çoğunluğu da veriyoruz ama monarşik demokrasi çoğunluğunu vermiyoruz. Her istediğini yapamazsın fakat reformlarını yapman için sana gerekli çoğunluğu veriyoruz dedi. Bu mesaj alındı. Macron ve ekibi tarafından bu açıklamalar geldi. Hükümet formalite olarak bugün istifa edecek. Ardından yeni hükümet hemen hemen aynısı kurulacak. 4 Temmuz'da güven oyu alacak ve Macron hükümeti çalışmaya, daha doğrusu Edouard Philippe hükümeti, Başbakan Edouard Philippe hükümeti çalışmaya başlayacak. Çok önemli yasalar var. Fransızları bugüne kadar sokaklara döken bütün yasalarla ilgili reform sözü verdi Emmanuel Macron. Bundan öncekiler başaramadılar. Hollanda koltuğuna mal oldu bu reformlar. Yeniden aday bile olamadı. Bakalım Macron bu adımları atabilecek mi? Fransa seçimleri bütün bunlarla ilgili pozisyonunu verdi Macron'a ve toplum mesajını verdi. Şimdi söz Macron ve ekibinde. Paris'ten Arzu Çakır genel seçim sonuçlarına ve Macron'un başarısına dair ayrıntıları aktardı. Teşekkürler Arzu. Ve tekrar Amerika'ya ait haberlerle devam ediyoruz. Başkan Donald Trump, özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında adaleti engelleyip engellemediğinin ortaya çıkarılması için soruşturma kapsamına alınmasını sert bir dille eleştirdi. Kongredeki Cumhuriyetçi Partililer soruşturma ile ilgili olarak savunma durumuna geçen Trump'a destek vermeye devam ediyor. Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi Partili kongre üyelerinin katıldığı beyzbol antrenmanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dedi. Bu ülkedeki iyi yürekli insanlar Scalise ailesine sevgi ve destek mesajlarını iletiyor. Ancak Trump Twitter'da bambaşka bir havaya büründü ve Rusya soruşturmasının kapsamının adaleti engelleme olasılığını da içerecek şekilde genişletilmesine öfkeli bir yanıt verdi. Başkan Trump bu soruşturmayı Amerikan siyasi tarihinin en büyük cadı avı olarak niteledi. Rusya soruşturması ile ilgili olarak haftalardır savunmada olan Trump, destek için siyasi tabanına yöneliyor. Bildiğiniz gibi kuşatma altındayız, bunu anlıyorsunuz ama bunun altından daha büyük ve daha güçlü şekilde kalkacağız. Demokrat Parti ise Trump yönetiminden Rusya konusunda baskı yapmaya devam ediyor. Elijah Cummings, Temsilciler Meclisi üyesi. Bu savaşı kaybetmeyi göze alamayız. Demokrasimizin ruhu için mücadele veriyoruz. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Twitter'daki öfke nöbetlerine rağmen Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Trump'ın yanında yer almaya devam ettiğini söylüyor. Başkan Trump hükümete yeni alışıyor. Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Dairesi ve Beyaz Saray arasındaki protokol ilişkisini yeni öğreniyor. Bazı ılımlı cumhuriyetçiler başkanın Twitter mesajlarının ve soruşturmaya yönelik saldırılarının işe yaramayacağı görüşünde. Bunlardan biri Temsilciler Meclisi üyesi Charlie Dent. Ne zaman bir gelişme olsa Twitter'da fırtına kopuyor. Rusya meselesiyle ilgili her türlü yeni haber ve gelişmeye tepki verirken çok daha itidalli olmak gerekiyor. Soruşturma sonucu Başkan Trump'ın suçlu bulunması durumunda mesele azil sürecinin başlaması için kongreye intikal edecek. Amerikan Üniversitesi uzmanı Chris Adelson'a göre Cumhuriyetçi Parti hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'yu kontrol ettiği için azil sürecinin işlemesi olasılığı oldukça düşük. Kendi tabanı dahil kamuoyu desteğini kaybetmeye başlasa da kongredeki cumhuriyetçiler Trump'la yolları ayırmak için geçerli bir neden görmediği sürece Trump'ın başının derde gireceğini sanmıyorum. Başkan Trump mücadele vermeye alışık ancak şimdilik görünen o ki kongredeki Cumhuriyetçi Partililer Trump'ı desteklemeye devam ediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika Savunma Bakanlığı, Afganistan'da son dönemde artan saldırıları önlemek üzere ülkeye 4000 asker gönderiyor. Savunma Bakanı Jim Mattis, Afganistan'da yaşanan son durumu Amerika Afganistan'da kaybediyor sözleriyle yorumlamıştı. Mattis bu sözleri Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Senato oturumu sırasında dile getirdi. Göreve gelmesinin üzerinden neredeyse 5 ay geçtikten sonra Trump yönetimi hala Afganistan'a istikrar getirebilmek için yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu bekledikleri planı Pentagon liderlerinden dinledi. We want a strategy. Strateji istiyoruz. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. By mid-July.
Temmuz ortasında size ayrıntılı bilgi verebileceğime inanıyorum. Şimdi bir araya getiriyoruz. Gecikme için bedel ödemeyeceğimiz önlemler alacağız. Mattis, Amerika'nın planın parçası olarak müttefiklerinden güç aldığını ve bunun da uzun sürdüğünü söyledi. Afganistan'da 13 bin civarında NATO askeri bulunuyor. Daha fazlasını göndermek konusuysa değerlendiriliyor. Mattis, savunma ekibinin şu anda uygulanan stratejiyi değiştirme ihtiyacında olduğunu söyledi. Yetkililer şu andaki stratejinin Afganistan'ı Taliban'a karşı çıkmaza soktuğu konusunda uzlaşıyor. Afganistan'da şu anda kazanmıyoruz ve bunu en kısa sürede düzelteceğiz. Mattis kazanmayı, Afgan hükümetinin düşman şiddetini yerel güvenlik güçlerinin mücadele edebileceği yönetilebilir bir seviyeye indirmesi olarak niteledi. Savunma Bakanı Mattis, Afganistan'da Afgan güçlerini eğitecek kadar az sayıda Amerikalı ve müttefik gücüne ihtiyacı olacağını da kaydetti. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir grup Körfez ve Arap ülkesinin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesi, kara, deniz ve hava sınırlarını kapattığını açıklamasının ardından başka bir gelişme daha yaşandı. IŞİD ilk kez İran topraklarında iki saldırı düzenledi. IŞİD'in başkent Tahran'daki meclis binası ve İran devrimi lideri Ayetullah Hümeyni'nin kabri gibi İran için çok önemli yerlere saldırması bölgedeki gerilimin iyice artmasına neden oldu. Başkan Donald Trump liderliğindeki Amerika bu denklemin neresinde duruyor? Pensilvanya eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Charlie Dent bu soruyu Amerika'nın Sesine cevapladı. Temsilciler Meclisi üyesi Charlie Dent, IŞİD'in Orta Doğu'yu kanser hücreleri gibi tahrip etmeye devam ettiğini söyledi. Cumhuriyetçi milletvekili, örgüte karşı verilen askeri mücadelenin yanı sıra yaymaya çalıştığı çarpık görüşlerinde her ortamda çürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. We must condemn in the strongest terms any ISIS attack, whether it's against innocents in the United States or Europe or in the Middle East. IŞİD'in düzenlediği bütün saldırıları kınamalıyız. İster Avrupa'da, ister Orta Doğu'da ve hangi inanca karşı yapılırsa yapılsın kınamak zorundayız. Örgüt bu kez Şiiler için önemli olan yerlere vurdu. Herkesten nefret ediyorlar ve hedefleri çoğunlukla da bölgede yaşayan başka mezheplerden Müslümanlar oluyor. Bu da askeri çözümün yeterli olmadığını gösteriyor. Onları ideolojik olarak dayanmak zorundayız. Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğümüz ideolojik savaşı kazandık. Dijital ortamda ve mümkün olan her yöntemle doğru mesajı yayarak IŞİD'i de ideolojik açıdan yenebiliriz. Katar, komşu ülkeler tarafından bölgede aktif faaliyette bulunan terör gruplarını desteklemekle suçlanıyor. Bu nedenle tek sınır paylaştığı Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülke tarafından soyutlandı. Katar'ın teröre finansman sağladığı yönündeki suçlamalar Başkan Trump'tan da destek buldu. Ancak Amerika'nın aynı zamanda Katar'da Orta Doğu'nun en büyük askeri üssü bulunuyor ki IŞİD başta olmak üzere terör gruplarına yapılan hava harekatlarına katılan uçaklar bu üssü kullanıyor. Kongre üyesi Dent'e Amerika-Katar ilişkilerinin geleceğini sorduk. We do have a very delicate relation with Qatar. We do have a very robust military presence there. Katar'la hassas bir ilişkimiz var. Bu ülkede önemli bir hava gücü bulunduruyoruz. Bence bu konuyu diplomatik yollarla çözmek mümkün olacak. Birçoğumuzun Katar'ın Suriye'de yanlış gruplara destek vermesinden rahatsız olduğu bir gerçek. Bu konuda haklı kaygılar var. Ancak aynı zamanda Amerika ile Katar arasında çok yoğun ilişkiler var. Umarım Katar hükümeti mesajı alır ve Katar'ın yanlış gruplara destek vermesinin sadece bölge ülkelerine değil aynı zamanda Amerika'yı da ciddi olarak kaygılandırdığını anlar. Bu konunun oturulup konuşulması ve krizin giderilmesi gerekiyor. Katar krizinin bu denli büyümesi ve IŞİD'in terör saldırılarını İran'a yayması bölgede tansiyonu artırdı. Krizin kontrol edilemeyecek bir boyuta çıkmasını önlemek için uluslararası toplum da diplomatik çözüm çabalarını hızlandırdı. Burada herkes Amerika'nın bundan sonra atacağı adımın ne olacağını görmek için bekliyor. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basından özetler var. Haftanın ilk gününde Amerikan gazetelerinde öne çıkan başlıkları aktarmak üzere Mehmet Oroğlu karşımızda. Mehmet, söz sende. Amerikan basınında Washington Post ile başlıyoruz. Washington Post, Çevre Koruma Dairesi EPA'nin Amerika'da zehirli atıkların depolandığı 1300'den fazla bölgenin temizleneceğine dair yaptığı açıklamanın yarattığı yankılara yer veriyor. Gazete, atık depolarına yakın bölgelerde yaşayanların Başkan Trump'ın bütçesini %30 oranında kestiği Çevre Koruma Dairesi'nin temizlik çalışmalarını yetersiz ölçüde ve üstün körü yapmasından korktuklarını bildiriyor.
Bu bölgelerdeki terk edilmiş madenler arkalarında arsenik, cıva, kurşun gibi zehirli elementlerin ve radyoaktif atıkların izini bırakarak kapanan tesis ve fabrikalar halk sağlığını tehdit ediyor. Çevre Koruma Dairesi'nin 1990'lı yıllarda 2 milyar dolardan fazla fona sahip olan temizlik programı bütçe kesintileri nedeniyle bugün 1 milyar dolarla idare etmek durumunda. Gazeteye göre kimileri ise atık sahalarına çok yakın noktalarda yaşadıklarının farkında bile değil. Washington Post'ta bugün ayrıca Amerika'nın Afganistan stratejisiyle ilgili bir haber yer alıyor. Gazete, Afganistan'daki asker sayısını artırma konusunda kısa süre içinde karara varacak olan Trump yönetiminin komşu Pakistan'la ve Afganistan içinde süren Taliban ve IŞİD kaynaklı çatışmalarla nasıl başa çıkacağı sorusuyla karşı karşıya olduğunu yazıyor. Habere göre neredeyse her hafta Afgan güvenlik güçlerinin kamu güvenliğini sağlama konusundaki yetersizliğini gözler önüne seren utanç verici gelişmeler yaşanıyor. 31 Mayıs'ta Kabil'de 150'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırı bunun en net örneği. Güvenlik güçlerinin eleman alırken adayları yeterli taramadan geçirecek sağlam bir sisteme sahip olmaması nedeniyle çok sayıda hükümet karşıtı militan güvenlik birimlerinin içine sızıyor. Bu da bazı saldırıların içeriden yapılmasına olanak sağlıyor. Washington Post, Amerika'nın Afganistan'a ek asker gönderme konusunda henüz karara varamamış olmasını ise Trump yönetimi içindeki anlaşmazlıklara bağlıyor. Asker sayısını artırmanın fark yaratıp yaratmayacağı, NATO müttefiklerinin ne ölçüde katkı sağlayacağı, Taliban'a ev sahipliği yapan Pakistan'a baskı yapılıp yapılmayacağı Trump yönetiminin en çok tartıştığı konu başlıklarından bazıları. Washington Post'ta yer alan bir başka haberse Amerika'nın nükleer savaş başlıklarını üreten ve test eden tek bilimsel laboratuvarın 2013'ten beri kapalı olmasının yarattığı sorunlarla ilgili. Habere göre Amerika'nın nükleer cephaneliğinin doğum yeri olan New Mexico eyaletindeki Ulusal Los Alamos Laboratuvarı, olası nükleer kazalara karşı yeterli önlemlerin bulunmaması nedeniyle 2013'te kapatılmıştı. Laboratuvarın bazı kısımları geçen yıl faaliyeti yeniden başlamış, ancak savaş başlıklarında kullanılan plütonyumla yakın temas içinde çalışan kimi elemanların hala güvenlik kurallarını ihlal ettikleri anlaşılmıştı. Plütonyum güvenliğini sağlamak için gereken mühendis sayısı 27 iken tesiste sadece 10 mühendis görev yapıyor. Bunun nedeni özensiz çalışma şartlarını gerekçe gösteren bazı personelin laboratuvardaki görevlerinden ayrılmış olmaları. Uzmanların en büyük korkusu plütonyum gibi radyoaktif maddelerin kontrolden çıkıp zincirleme tepkimeye gitmesi ve enerji salgılamaya başlayarak radyasyon patlamasına neden olması. Gazete, tesisin kapalı olması nedeniyle Amerika'nın nükleer silah sayısını yeterli seviyede tutmakta zorlandığını bildiriyor. New York Times gazetesi de bugün suçluları ve teröristleri soruşturup yakalamak amacıyla üretilen casus yazılımların Meksika hükümeti tarafından gazetecilere, aktivistlere, avukatlara, insan hakları savunucularına ve bu kişilerin ailelerine karşı kullanıldığını bildiriyor. Habere göre Meksika'da en az 3 federal daire 2011'den bu yana İsrailli siber silah imalatçısı NSO Group adlı firmadan 80 milyon dolar değerinde casus yazılım satın aldı. Pegasus adlı casus yazılım akıllı telefonlara yerleştiriliyor ve kullanıcıların attıkları her adımı izliyor. Firmadan yapılan açıklamada yazılımın sadece hükümetlere, terörle ya da Meksika gibi ülkelerde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede kullanılması şartıyla satıldığı bildiriliyor. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden Özlem. Sen de Özlem. Teşekkürler Mehmet. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebileceğinizi hatırlatıyor ve gündeme dair diğer haberlerle Stüdyo Washington yayınına devam ediyoruz. Günümüzde hava, kara ve deniz yolculukları uydu bazlı GPS yani küresel konumlandırma sisteminin yardımıyla yapılıyor. NASA uzmanları çok yakında sistemi sadece küresel olmaktan çıkarıp galaktik seviyeye taşımayı planlıyor. Uzmanlar bunun için konumlandırma kılavuzu olarak pulsarlar yani nötron yıldızları kullanacak. Amerika'nın Sesi NASA Goddard Uzay Merkezi'nde proje üzerinde çalışan astrofizikçilerle görüştü. Kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan Dragon Cargo aracı, uzay araştırmaları tarihine, geleceğin yıldızlar arası navigasyon sisteminin temellerini atan araç olarak geçecek. Dragon, malzemelerin yanı sıra uzay istasyonuna kısaca NICER olarak bilinen özel bir teleskop götürdü. Teleskop, gizemli yıldızları yakından inceleyecek. 15 ila 20 kilometre çaplı bu küçük yıldızların kütle yoğunluğu çok yüksek. Nötron yıldızları 2 adet güneşin içerdiği madde miktarına sahip. Bu maddenin sadece bir çay kaşığı 10 milyon ton ağırlığında. At those kinds of densities, bu kadar yoğun maddenin nasıl hareket ettiğini, bu maddenin nasıl olduğunu, nötron yıldızlarının nelerden oluştuğunu, içlerinde neler olup bittiğini bilmiyoruz. Nötron yıldızlarının oldukça kullanışlı bir başka özelliği daha var. Bu yıldızların kuzey ve güney kutupları çok güçlü radyasyon yayıyor. Sabit hızda çok süratli dönen bu yıldızların saçtıkları ışın dünyaya dönükse biz bunların yanıp söndüğünü görüyoruz.
Bu sinyallerin sabit olması ve dünyaya göre konumlarının değişmemesi GPS uydularının işlevini andırıyor. Uzmanlar yıldızlar arası navigasyonun zamanlamasının hatasız olması için pulsarlardan yararlanma olasılığını araştırıyor. Often you'll hear the satellites and GPS. Uydu ve küresel konumlandırma sistemlerinin üç bölümünden biri uzay kısmıdır. Uyduların uzay kısımlarının işlevini nötron yıldızları üstlenecek. Atom saati gibi olacaklar. Kendilerine özgü sinyalleri, yani kimliklerini belirleyici parmak izleri var. Bu yıldızların sinyallerini kullanarak navigasyon hesaplamalarını güncelliyoruz. Başka gezegenlere seyahat edecek astronotlar için en tehlikeli senaryolardan biri Dünya ile iletişimin kesilmesi. Astronotların uzaydaki yerlerini bulmak bu açıdan hayati önem taşıyor. NASA'nın Nötron Yıldızı Navigasyon Projesi, kar amacı gütmeyen üniversiteler uzay araştırmaları birliğinin katkılarıyla yürütülüyor. 18 ay sürecek araştırmalardan sonra teleskobun dünyanın dört bir yanındaki uzmanların erişimine açılması bekleniyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftanın ilk Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın yine Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla Washington'dan karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.